Hoş geldiniz. Tekrar yayını kabul ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Bilmiyorum benim ben kadar teşekkür heyecanlı ederim. mısınız? Ben teşekkür ederim Fulya Hanım. Fulya Hanım'ın nezdinde tüm Down Sendromu Derneği mensuplarını, ayrıca Down'lı gençlerimizi, çocuklarımızı, yetişkinlerimizi, ailelerini sevgiyle, saygıyla selamlayarak bugünkü programımızın açılışını yapmak istiyorum. Çok teşekkürler güzel dilekleriniz için. Ben o zaman hemen size ilk sorumla başlayayım. Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bizler için, çocuklarımız için, ailelerimiz için nasıl çalışmalar yapıyor? Hizmet alanınız nedir? Belki önce onu netleştirirsek gelen sorularda daha isabetli gelmiş olur. Teşekkür ediyorum Fulya Hanım. Ben önce Emin Maluf'un bir sözüyle başlamak istiyorum programımıza. Bu yüzyılda artık yabancı diye bir şey yok, yalnızca yol arkadaşları var. Sizler, bizler, kamu, özel, vatandaş, devlet, hepimiz yol arkadaşlarıyız öncelikle. Resmi olarak sizin talepleriniz doğrultusunda ihtiyaca binaen çalışmaları yapıp birlikte yol almak için burada varız. Genel müdürlüğümüzü kısaca bir tanıtmak istersen önce 9-10 dairemiz var. Bu 10 dairemiz farklı kategorilerde engellilikle ilgili birimleşmiş, uzmanlaşmış ve hizmet vermek üzere görevlerini gerçekleştirmekteler. Buradaki temel mantığımız hak temelli bir anlayışla yola çıktık. Sosyal içerme esasına dayalı, insan onuruna yakışır, kendi tercihlerine uygun, toplum içinde bağımsız, kaliteli, aktif ve sağlıklı bir hayat sürmesini istiyoruz. Hem engellilerimizin hem yaşlılarımızın. Hizmet modellerimize gelince, huzur evi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerimiz, huzur evlerimiz, aile danışma ve rehabilitasyon merkezlerimiz, engelsiz yaşam merkezlerimiz, umut evleri, yaşlı yaşam evleri, engelli bakım ve rehabilitasyon, yaşlı bakım ve rehabilitasyon gibi kategorilere ayrılmakta. Burada huzur evlerine kabul şartımız resmi huzur evleri için 60, özel huzur evleri için 55 yaşının doldurmuş olmak gerekmekte. Barınma, sağlık, temizlik, beslenme, psikososyal destek ve rehberlik hizmetleri bu kuruluşlar tarafından verilmekte. Hem engelli, hem sosyal ve hem engelli hem yaşlılarımıza verilen hizmetlere gelirsek, sosyo-kültürel alanda kültürel etkinliklerimiz var. Özel gün kutlamaları, sosyal etkinliklerimiz var. Gezi, piknik, eğlence, kamp gibi. Kurslar var. Koro çalışmaları, el becerileri, resim, müzik kursları gibi. Engelli bakım rehabilitasyon merkezlerimizde ise burada kabul şartlarımız bir 18 yaş altı ve 18 yaş üstü olarak değişiyor. 18 yaş altı olanlar için korunma kararının çıkarılmış olması, 18 yaş üstü için de vesayet kararının çıkarılmış olması, gelir kriteri, bakıma muhtaçlık, engelli sağlık kurulu raporu gibi ihtiyaç belgeler tamamlandığı takdirde başvuru yapılabilmekte. Başvurular nerelere yapılabiliyor? Başvurular genel müdürlüğe yapılabilir yazıyla, en yakın SHM dediğimiz sosyal hizmet merkezlerimize yapılabilir. Kuruluşların kendisine yapılabilir. Hem engelli bakım merkezleri hem yaşlı bakım merkezlerine en yakın size olan hangisi varsa gidip başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca buna imkanınız yoksa Alo 183 çağrı merkezi üzerinden de başvurular alınmaktadır. Başvurular alındıktan sonra tabii başvuruda sağlık engelli raporunuzla birlikte, sağlık kurulu raporu belgesiyle birlikte gereken şartları zaten yayında biliyorsunuz, baktığınız zaman bulacaksınız. Bunlarla birlikte başvurmanız gerekmekte. Başvurularınız işleme alındıktan sonra sosyal hizmet merkezindeki görevli arkadaşlarımız sosyal inceleme için hane ziyareti yapmaktalar. Bu hane ziyareti sonucunda gerekli şartları taşıyıp taşımadığınıza bakarak en uygun ve ihtiyaç duyduğunuz hizmet modeline sizi yönlendirici süreci başlatmaktalar.
Bunun dışında yaptığımız hizmetlere gelince evde bakım yardımı biliyorsunuz Türkiye'de yaygın olarak verdiğimiz şu anda 523 bin kişiye evde bakım yardımı veriyoruz. 2005 yılında başlamıştı. Devlete bağlı bakım merkezlerinin yanında 2008 yılında özel bakım merkezleri de hayata geçti. 2010 yılında evde bakıma destek hizmetleri modeli geçti. 2011-2013 yıllarını kapsayan bakım hizmetleri stratejisi ve eylem planı uygulamaya konuldu. Sonra kuruluşlarımızda kalan yaşlı ve engellilerimizden bazıları kimsesizdi. Durumu çok kötüydü. Gerçekten hiçbir gelir yoktu. Tüm ihtiyaçlarını karşılamamıza rağmen harçlık uygulamasına geçtik biz. Hani dışarı çıktığında farklı bir canı dondurma ister, özel marketten kendi ihtiyaç duyduğu herhangi bir şeyi almak ister diye kimsesi olmayan, hiçbir geliri olmayan yaşlı ve engellimize harçlık uygulamamız var 2015 yılından beri. İstihdam alanında siz zaten Down sendromlarla ilgili çalışmalarınızdan biliyorsunuz istihdamdaki çalışmalarımızı. Burada 2014 yılında korumalı iş yeri modeli revize edildi, teşvik sistemi getirildi. Korumalı iş yerlerine yönelik vergi indirimi ve teşvik devreye girdi. 2014 yılında yine iş koçluğu projesi başlatıldı. İşe atıl, hayata katıl. Yakından takip ettiğiniz için ben diğer katılımcılar belki duymamışsa diye ve sizin için tekrar olsa da bunları söylüyorum. 2014 yılında girişimcilik eğitimi alan, mesleki eğitim almış engellilerden kendi işini kurmak isteyenlere uygun görülmeleri durumunda 50 bin TL'ye kadar hibe desteği verilmeye başlandı İşkur tarafından. 2016 yılında da korumalı iş yeri ücret desteği başladı. Bununla da ilgili güzel örneklerimiz var biliyorsunuz. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Zeki korumalı iş yerinde güzel işler yapmakta, güzel işlere imza atmakta. Google'dan yazdığınızda ayrıntıları bulabilirsiniz. Ama genel hatlarıyla bilgi verecek olursam eğer, Dan Kafe uygulamasında da Yasemin Hanım Konya'da çok güzel bir çalışma örneği sergiledi. Burada hem korumalı iş yerinde ilk olma özelliği var. Konya'daki Gökçen Kafe'nin iş koçu gibi davrandı Yasemin Hanım. Kendi eğittiği, istihdama dahil ettiği gençleri önce kendi ili içinde, daha sonra da kendi ili dışında iş bularak işe yerleştirdi. Servis elemanı olarak, garson olarak işe yerleştirdi. Bağımsız yaşama becerilerini kazanmaları açısından, kendi ayakları üzerinde durması açısından bu çok güzel bir çalışmaydı. Hani bu ikisi çok göze görünür çalışmalardan olduğu için özellikle vurgulamadan geçmek istemedim açıkçası. Sebiha Hanım, burada ben sözünüzü keseceğim ama hazır işle ilgili gelmişken bir soru da vardı. Ben onu da buradan cevaplamak istiyorum. Ailelerden gelen bir soru vardı. Destekli iş koçluğu çalışmaları ne durumda? Hiçbir çalışan Down sendromlularla çalışmak istemiyor gibi bir soru gelmişti. Orada şöyle bir şey var. Biz de iş koçluğu programı yürütüyoruz 2012'den beri ve 100'e yakın yerleştirme yaptık. İstihdam yaptık. Öncelikli olarak hani şu yargı doğru değil. Yani hiçbir çalışan Down sendromlarla çalışmak istemiyor. Böyle bir şey yok. Gerekli destek verildiğinde firmalar buna oldukça açık ve hani bizim çalıştığımız pek çok firma var. Dediğim gibi 100 istihdam gerçekleştirdik ve istiyorlardı. Hani daha fazla niye değil diyeceksiniz. Bizim kapasitemizle alakalı birebir iş koçluğu yapmada. İşkur da bu alanda çok güzel çalışıyor. İşkur'la da bir pandemi öncesi bir protokol yapmıştık, başlamıştı. İstanbul'da 40 iş meslek danışmanına iş koçluğu eğitimine başlamıştık. Bunun 10 tanesi de tamamlandı. Dolayısıyla zaten bakanlığın da engelli istihdamında iş koçluğu ile ilgili çok ciddi çalışmaları var. Ama herkese şunu söylemek gerek. Yani bu tabii bir günden iki güne olabilecek bir şey değil. Ama çalışmaların başlaması çok önemli. Bakanlığın bu işe sahip çıkıyor olması çok önemli. Vizyonunun o yönde olması çok önemli. Birkaç sene içerisinde bunun iyice yerleşeceğine, bütün düzenlemeleriyle oturacağına biz yürekten inanıyoruz. Bunu buradan söylemek istedim. Kusura bakmayın, Teşekkür ederim. sözünüzü böldüm.
Estağfurullah, teşekkür ederim. Yine genel müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalardan bahsedecek olursak istihdamın yanında ARGE dairemiz Birleşmiş Milletler nezdinde Engelli Hakları Sözleşmesi'nin izleme, raporlama çalışmalarını yapmakta. Sizden gelen talepler, sivil toplum kapasitesini güçlendirme projesi konseptinde yaptığımız eğitimler neticesinde geldiğimiz nokta, kurumlar nezdinde sözleşmenin getirdiği yükümlülükler doğrultusundaki mevzuat değişimleri ve uygulamaların yansımaları gibi Birleşmiş Milletler nezdinde bu raporlama görevini ARGE dairemiz yürütmekte. ARGE dairemizin yaptığı başka bir iş de engelli kimlik kartlarının Türkiye genelinde koordinasyonunu yapması, bununla ilgili veri tabanının oluşturulması, gelen soru ve sorunlara görüşler vermesi. Bir dairemiz kalite dairemiz. Kalite dairemiz ücretsiz seyahati takip etti. Biliyorsunuz engelli, yaşlı, şehit yakını gibi belli kategorilerde ulaşımda, toplu taşımada ücretsiz binilmesi kolaylığı getirilmişti. Genişletilmişti daha doğrusu. Eskiden vardı ama bu kapsam genişletildi, yaygınlaştırıldı, özel halk otobüsleri dahil edildi. Bu dairemiz bu işlemleri takip etmekte. Ayrıca şu anda hizmet vermekte olan kuruluşlarımızın hem huzur evleri hem engelli bakım merkezleri gibi veya ileride açılacak olan belki uluslararası merkezler için akreditasyonu sağlamak, gelişimi takip etmek, belli standartları Avrupa Birliği düzeyinde belli standartları yakalamak için bir dizi çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların temelini attı bu dairemiz ve muhtemelen inşallah bu COVID sürecinde aksamaya uğramazsa Ekim'den sonra da tüm kuruluşlarımız eğitim verilerek bu akreditasyonu sağlamaları izlenecek, takip edilecek, raporlanacak. Bu akreditasyonu alırsak uluslararası yaşlı ve engelli turizmine de açılmış olacağız. Bu da iyi bir gelişme hem ülkemiz açısından, hem gelir getirici hem hizmet kalitemizde belli bir standart olup bazı insanları daha müşkül pesenttir. Tabii ki herkes eleştiri hakkı vardır. Tabii ki yapıcı olmak kaydıyla eleştiri her sistemi besler, güçlendirir, geliştirir. Şu anda da internete baktığımda sizinle görüşmeden önce bakım merkezleriyle ilgili korkutucu birçok cümle okudum. Bu beni bile kaygılandırdı bu alanda birisi olarak. Dedim acaba veliler, aileler bunları okuyorlarsa doğal olarak ne kaygılar hissediyorlardır. İşte bu kaygıların önüne geçmek için çok güzel bir çalışma olacak. Düşünün uluslararası akreditasyon almış olan kuruluşlar için önüne gelen ya da sırf eleştirmiş olmak için insanlar yorumlar yapıp insanların kaygı düzeylerini yükseltemeyecekler. Evet. Yine şu anki uygulamaya ilişkin bir açıklama parantez içinde vereyim. Bu olmadan çok mu kötü? Değil tabii ki, asla değil. Her türlü kuruluşumuz, hem huzur evleri, hem resmi bakım merkezlerimiz, hem engelli bakım merkezlerimiz, il müdürlüğümüz, genel müdürlüğümüz ve bakanlık müfettişlerince denetçilerimizle her sene denetlenmektedirler. İl müdürlüğümüzün denetlenmesi için en az iki denmiştir ama haftada, günlük, aylık istediği vakit denetim yapar. Vatandaşlar, ebeveynler, vasiler, veliler gelmek istedikleri zaman kuruluşlar randevu almak kaydı ya da bilgi vermek, hani uyku saatleri gibi uygun olmayan saatler ya da etkinlik saatlerine denk gelmeme gibi zaten açıktır. Oyunlu, şeffafız, gizlenecek hiçbir husus yoktur. Ama bazı engel gruplarında, özellikle ağır zihinsel engel gruplarında güvenliği eleştiren yorumlar yazmışlar. Hani kendi evinde bile güvenliği almak için insanlar kendi küçük çocuklar için bazı önlemler almamakta mıdırlar? Biraz daha insanları kaygılandırmayan yorumlar yapmak, daha insaflı yorumlar yapmak daha doğrudur diye düşünüyorum ben. Kuruluşlarımız görmek isteyen herkese açıktır. Burada gizlenecek, saklanacak, korkacak, kaygı duyacak hiçbir hususumuz, genel müdürlük olarak, il müdürlüklerimiz ya da kuruluş müdürlükleri olarak öyle bir endişemiz yoktur. O yönden sizden bir soru geldiği için özellikle şimdi aklıma geldi ve burada bir parantez içinde giriş yapayım dedim.
Çok iyi yaptınız. Bu noktada yine sözünüzü keseceğim, kusura bakmayın. Akreditasyon, uluslararası akreditasyon tabii ki çok iyi bir şey. Yani her ne kadar sizler sürekli denetleseniz de bu biraz gibi de algılanabiliyor. Şirketler de kendilerini denetlerler ama dışarıdan bağımsız bir denetçi olması her zaman için dışarıdan bir gözle İnsanlar baktığında daha tarafsız gelir. Hani daha güven aşılar. Akreditasyon da bu açıda o güveni tazeleyecek, sizin de elinizi güçlendirecek bir şey bence. Yani ben öyle düşünüyorum. O noktada ben... Ülke için gurur duyacağımız bir husus. Tabii, kesinlikle. Kesinlikle öyle. Standartların olması, hani şu anda farklı hizmet modellerimiz, farklı sınıflarda hizmet veren huzurevlerimiz var. Hiçbirinde hizmet kalitemiz de kötü değil. Ücretine göre, metrekaresine göre. Burada genelde bizim sınıflandırmamız mesela huzurevlerinde metrekareye göre olmuş. Bahçesinin metrekaresi ya da odanın metrekaresi, tek kişilik ya da çift kişilik olması gibi kriterler sınıflandırmaya, ücretlendirmeye mevzu bahis olmuş. Hani yoksa burada hizmetin verilişinden kaynaklı bir sorun yok. Çünkü hizmet veren personel kriterleri açık ve net. Resmide de, özelde de belli sayıda engelliye, belli sayıda yaşlıya, belli meslek gruplarından personel çalıştırmak zaten zorunluluk. Bu konuda peki, kaygı duyulacak bir husus yok zaten. Ben size bir şey sormak istiyorum. Ben de biliyorsunuz benim de engelli bir kızım var ve bir anneyim. Zaman zaman işte bize de geçenlerde sizinle paylaştım, siz de takip ediyorsunuz. Bir dayak vakası da olmuş ya da olduğundan şüpheleniliyor. Hatta yargıya da yansımış bu vaka. Şimdi burada genel olarak biz ailelerin şöyle bir çekincesi var. Böyle bir şey olduğunda biz bunu, yani bu bakım evini nereye şikayet edeceğiz? Bu şikayet ne kadar sürede takip ediliyor ve bakanlıkta bunu nasıl ele alıyorlar? Hani bu yapı belki tam bilinmediği için aileler de endişe duruyor. Acaba benim şikayetim dikkate alınıyor mu? Acaba ben şikayet ettim diye orada çocuğuma daha kötü bir şey olur mu? Hani böyle bir şey var. Sizdeki süreç nasıl işliyor acaba? Şimdi bir kere hizmet verenlerden kişisel kaynaklı istenmeyen durumlar Sağlık Bakanlığı'nda ya da MEB'de de bazen gündeme gelmekte. Hani bu iyi bir emsal olmamakla birlikte şahıs bazlı, kesinlikle sistematik ya da üstü kapatılacak bir husus olduğu için olması asla tasvip edilemez zaten. Bilir ki ama oldu, kişisel farklı davranış sergileyen münferit bir olay meydana gelirse eğer il müdürlüğümüze ya da genel müdürlüğümüze intikal ettiği an anında muhakkik atanıyor. Bu konuda soruşturma anında ulaştığı an bekleme yok. Önce bir soruşturulur. Muhakkik gerekli incelemeleri yapar. Hatta gerekirse o birimin burada ithamın ciddiyetine ya da ağırlığına göre kuruluş müdürünün açığa alınması gibi oradaki sorumlu mevzu personelin hemen açığa alınarak soruşturmanın etkilenmemesi açısından anında müdahale edilir. Bu konuda kaygılanacak hiçbir şey yok. Ulaştığı an ne il müdürlüğümüz ne genel müdürlüğümüz asla burada bir öteleme, geciktirme, zamana yayma gibi bir şey olmaz, mümkün değil. Gereken her işlem yapılır ve eğer doğrulanır ki çoğu yerde bizim merkezi yerlerimizde, bunu da açıklayayım yine, kamera sistemimiz var. Huzur evlerinde ortak alanlarımızda mesela mutfak, yemek yedikleri salonlar, dinlenme salonları, bahçe, yürüyüş yaptıkları alanlar, kültürel etkinlikleri yaptıkları alanlar, engelli merkezlerimizde de banyo ve yatak odaları hariç yine her yer kameralarla izlenmektedir. O yüzden de böyle bir şey olup da gizlenmesi de mümkün olmaz. Bu kamera kayıtları takip edilmekte, belli bir zaman saklanmakta, hiç kaygıları olmasın velilerimizin. Onların hepsi bize emanet edilmiş. İnanın kendi çocuklarımızdan, kendi çocuklarımıza duyduğumuz sorumluluktan daha azını duymadığımız evlatlarımız. Çok yaşlarımızda, büyüklerimiz, çocuklarımız da, evlatlarımız.
Çok teşekkür ediyorum. İzniniz olursa bir soru daha yöneltmek istiyorum. Bu engelli aileyle ilgili. Bununla ilgili biz çok şey de alıyoruz. Yine başka bir dernekten, Dilek Hanım Engelim Olmayın Derneği Datça'dan yazıyor bize şu anda. Engelli aile bağlanmasında engelli kişinin değil, ailenin gelirine bakılıyor. Yaşlılık aylığında ise yaşlının gelirine bakılıyor. 2020'de de 2022'de çifte standart uygulanmış oluyor. Bu nasıl düzeltilir? Bunun için ne yapabiliriz? Gündemde mi böyle bir konu diye soruyor. Evet, bu gündemde, biz gündemimizi aldık. Daha önce eleştiriler gelmişti bize. Bununla ilgili genel müdürlük olarak da çalışmalarımızı belli bir noktaya getirdik. Takipteyiz. Kanun değişikliği gerekmekte bunun için, bununla ilgili. Gereken hazırlıklarımızı yaptık, bir süreci takip ediyoruz. Eşitlemeye çalışma yönünde çalışmamız ve takibimiz. İnşallah süreci birlikte göreceğiz. Biz neticelenince de zaten kamuoyuyla paylaşacağımız için sizlerin de kısa sürede haberi olacak. Sizin başlangıçta söylediğiniz bir husus daha vardı hatırlarsanız. Buradaki şu an programımızın genel mantığı COVID sürecinde genel müdürlük ne yapmıştı? Daha henüz oraya da giriş yapamadık. Evet, evet. Şimdi siz tabii bizler için çok önemli bir noktadasınız. Bakanlık da öyle. Yani aslında bakarsanız engelli aileleri ve çocuklarımız için bir şey merkezli, yani sistemde merkezdesiniz. Hep sizin üzerinizden genelde takip etmeye çalışıyoruz. O yüzden tabii çok soru var. Aslında COVID dışında da sorular var. Ama isterseniz dediğiniz gibi önce bu COVID-19 sürecinde bakanlık olarak nasıl çalışmalar yapıldı? Şu anda da bir geçiş sürecindeyiz. Normalleşme sürecine geçtik. Bunlar aynı şekilde devam edecek mi? Neler planlanıyor? Bize onunla ilgili bilgilendirme yaparsanız çok sevinirim. Tamam, teşekkür ediyorum. Şimdi önce COVID-19 sürecinde genel müdürlüğümüzce yapılanlar hakkında bilgi vermek istiyorum size. Tarih akışı içerisinde bilgi verecek olursam eğer, 7 Ocak'ta eğitimler ve sağlık hizmetleri arttırıldı. 28 Şubat'ta kuruluşlarda ziyaretler kısıtlandı. Kuruluşta çalışan personelin hizmete başlamadan önce bulaş riskini azaltıcı önlemler alındı. Virüsten etkilenen yakını olanların karantinaya alınması gibi ciddi bir altyapı çalışması yapıldı. Sonra personelin kişisel koruyucu ekipman donanımları ve dezenfektanlar sağlandı. Kurum bakımında olan engelli ve yaşlılara yakın takiple günde 4 kez ateş takibi ve diğer semptomların takibi yapıldı. Biliyorsunuz Çin'de başladığında hepimiz korkmuştuk. Açıklama burada 65 yaş üstünün daha risk grubunda olduğu, engellilerin daha bir risk grubunda olduğu, Çin'den yayılan ilk dalgada böyle vurgulandığı için biz daha Sağlık Bakanlığı ya da diğer kurumlar harekete geçmeden kendi kurumlarımızda önlemlerimizi almaya başlamıştık. Daha sonra Sağlık Bakanlığı açıklamaya başladıkça oradaki DSÖ'nün ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda talimatlarımız güncellendi, yenilendi, daha uluslararası normlara uygun bir şekilde devam etti. 26 Mart'ta personel 7-10 günlük vardiyat sistemine geçmişti bizde. Salgının hızı artınca vardiyat süresi 7 Nisan'da 14 güne çıkarıldı. Buna göre personel 14 gün aralıksız kurumda özveriyle hizmet verdi. Kendi evine hiç gitmedi. Mesai saatinden sonra yine kuruluşta boş kalan odalarda kaldı. Gidip de dönüşte herhangi bir bulaş ihtimaline binaen personelimiz 14 gün boyunca hem engelli kuruluşlarımızda, hem yaşlı kuruluşlarımızda, hem umut evlerimizde, tüm kuruluşlarımızda bu vardiya sistemini uyguladık. Şikayeti olan yaşlı ve engelli hiç vakit kaybetmeksizin hastaneye götürüldü. Yani tamam burada kaygılarımız vardı ama ola ki fark edilmeyen bir risk olur endişesiyle şikayetlerinde de hemen götürüldü. Zihinsel ve ruhsal engelli kişiler hastaneye kaldırıldıklarında refakatçi sağlandı yanlarına. Hani hem kuruluşta veren, bakım veren elemanlarımız vardı, bakım personelimiz, meslek elemanlarımız. Ama hastaneye gittiğinde yanlarına ihtiyaç duyulduğu için zihinsel ve ruhsal engellilerimize refakatçi desteği verdik.
Hastaneden çıkan yaşlı ve engelli kişiler için kuruma gelmeden önce izolasyon kurumu oluşturulup 14 gün orada kalmaları sağlandı. Yine de şöyle de düşündük. Tamam, gripal enfeksiyon için gitti. Belki diyaliz için gitti. Ama ya oradan kaptıysa diğerlerine bulaştırır korkusuyla direkt kuruluşa almadık. İzolasyon kuruluşunda 14 gün beklettik. Bu arada test yapıldı. Teste negatif olduğundan eminsek kuruluşa tekrar aldık. Kuruluştakilerin sağlığını riske atmamak için elimizden gelen azami gayreti gösterdik. Yine hastanede tedavi olduktan sonra gidecek yeri olmayan ve yakınları tarafından bakılmayan kişilerin, hani burada daha önce bizim kuruluşlarımızda kalmadığı halde kimsesi olmayan hastanede bakıma alınmış, COVID tanısı konmuş veya konmamış ama ortada kalmış kişileri, belli bir yaş üstü engelli ve yaşlı kişileri, sosyal yardımlaşma vakıfları tarafından misafirhane veya otel kiralayarak konaklamaları ve bakımları sağlandı. Bu süreçte, COVID sürecinde ve hala devam ediyor. Süreç normalleşinceye kadar. İşitme engelli ve görme engelli bireylerin bilgi erişimlerini kolaylaştırma çalışmaları yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında hazırlanan bilgilendirme rehberlerinin erişilebilirliği ile ilgili çalışmalar yapıldı. Bununla ilgili hem tüm kamu kurum kuruluşlarına, RTÜK'e, YÖK'e, ÖSYM'ye, hepsine yazılar yazıldı. Tüm bilgilendirme yayınlarının erişilebilir olması ve tüm engel gruplarının anlayabileceği şekilde hem işaretli hem görme engeller ve diğer gruplara dikkate alınarak yapılması ilişkin yazılar yazdık, bilgilendirme taleplerinde bulunduk. COVID kolay okunabilir rehber, bültenler ve videolar hazırlandı. Yine genel müdürlüğümüz tarafından bu süreçte ve bu rehberler de sitemize yüklendi. Şu anda Engelli Yaşlı Genel Müdürlüğü'nün kendi sayfasından bu rehber ve bültenlere, videolara ulaşabilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte ülke raporu hazırlıkları da devam ediyor. Biliyorsunuz COVID sürecinde Kanada'yı gördük, İngiltere'yi gördük, buradaki kayıp oranlarını gördük, İtalya'yı gördük, İspanya'yı gördük. Allah'a şükür biz şu ana kadar süreci çok güzel bir şekilde götürdük. Burada genel sağlık sigortasının olması, devletimizin sağlık sisteminin güçlü olması, önlemleri hızlı almamız, bizim kuruluştaki önlemleri hızlı almamız çok ciddi bir kazançtı, ciddi bir kazanımdı. Bazı ülkelerde, Kanada gibi bakarsanız, %50'nin üstündeki kayıplar bakım merkezlerindeki yaşlı ve engellilerdi. Bu da çok ciddi bir sayıydı. Birçok Avrupa ülkesinde de öyle oldu, İtalya'da da öyle oldu. Kayıplar, COVID sürecindeki kayıpların çoğu bakım merkezlerinde kalanlardı. Hani bizde de oran açıkladı zaten, hem bakanımız hem genel müdürümüz açıkladığı için bizde 4% oldu. Onlarda %50'lere ulaşan ülkeler var biliyorsunuz. Bu da çok ciddi arada bir fark vardı. Şu ana kadar süreci hamdolsun çok güzel götürdük. İnşallah bundan sonra da yine dikkat ederek, tedbirlere dikkat ederek biz kurumsal dışarıdaki vatandaşlarımızın da kendi özellerinde engellimizi ve yaşlımızı korumaya bir müddet daha devam etmeye tabii ki ihtiyaç var. Yine onlara gözümüz gibi bakmaya ihtiyacımız var. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sonra burada Vefa Sosyal Destek Programı'nda engelli ve yaşlılara yönelik sosyal destekler verildi bu süreçte, COVID sürecinde. Pandemi sonrasında psikososyal destek çalışmalarının devamı da sağlanacak zaten. Sizinle ilgili Down sendromluların üzerindeki çalışmalardan bahsedelim mi, yoksa bu anlatılanlara ilişkin sorularınız varsa önce oraya... Ben bir iki soru sorabilir miyim? Şey çok güzel, hani bu süreçte hani kurumda olmak, kurumda olanlar biraz daha şanslı mı diyeyim, öyle olmuş yani, hani çalışmalar korunaklı oldular, evet, daha korunaklı olmuştur. Ama şimdi biz ailelerin, yani evde çocuklarıyla baş başa olan ailelerin bir takım sıkıntıları var. Bunların içerisinde bir maddi sıkıntılar geliyor, çünkü burada biliyorsunuz bakanlık da sosyal yardımlar yaptı ama işte şeyde de evde bakım olsun, daha önce yani yapılan süre gelen yardımlarda işte sağlık kurulu raporu da alınıyor. Ondan sonra eve şeye geliyorlar. Tabiri nedir yani, eve bakmaya. Sosyal inceleme.
Evet, eve inceleme. sosyal incelemeye geliyorlar. Bu dönemde onlar tabii yapılamıyor. Bu yardımlara şu anda ihtiyaç olan aileler ne yapması gerek? Yani sosyal inceleme olmadan yardıma başvurup yardım alabiliyorlar mı? Şimdi burada isterseniz devamına geçmeden ben hemen bir giriş yapayım. Bizim genel müdürlüğümüzün sosyal yardım olarak yaptığı ödeme evde bakım maaşı ödemesi biliyorsunuz. Onda da belli kriterleri taşıyıp E-Devlet üzerinden başvurular alındı bu süreçte. Fakat biz genel müdür olarak şöyle bir yazı yazdık il müdürlüklerimize. Oradaki kriterleri, maddi kriterleri taşıyorsa eğer COVID süreci bitinceye kadar siz uygun şartı taşıyanlara bağlayın, ödeyin. Sosyal incelemeyi COVID süreci bittikten sonra yapın. Bizim kendi genel müdürlüğümüzle ilgili hususta bu konuda bir sıkıntı yaşanmadı. İl müdürlüklerimiz evde bakım başvurusunda bulunanların, E-Devlet üzerinden başvuruda bulunanların gerekli kriterleri taşıyanlara evde bakım maaşını bağladılar. O zaman ailelerimiz de, bilmeyen aileler de böylece bilgilenmiş olsun. Evde bakım ücreti talebi olan aileler E-Devlet üzerinden bu başvuruyu şu geçici dönemde yapabiliyorlar. Evet, Ve sosyal evet. inceleme olmadan da değerlendirme Gerekli sonucunu kriterleri alıyorlar. taşıyorlarsa Gerekli, ama. tabii. Taşıyorlarsa. Tabii standart bir takım kriterler var. Eğer onları taşıyorlarsa alabiliyorlar. Ben bu konuda da çok teşekkür ederim. İkinci bir şey, hani kurum bakımında hastalanıp hastaneye gidenlere refakatçi sağlanmış. Bu çok Evet. güzel bir şey. Biz de evde hep şu endişeyi taşıyoruz. Eğer çocuğumuz hastalanırsa ne yapacağız? Biz yanında refakatçi olabilecek miyiz? Ya da devlet belki çok, tabii bu çok büyük bir şey. Yani devlet refakatçi verebilecek mi? Yani kurumdakilere verebiliyor ama bizler bu konuda ne yapacağız? Bununla ilgili herhangi bir çalışma ya da bakanlıklar arasında bir görüş alışverişi oldu mu? Bizim çocuklarımız Siz burada kurum bakımı almayan almayan, kurum bakımı bizim gibi engelli yakın evde. ailelerin kastediyorsunuz, doğru mu anladım? Evet, evet. Aynı benim kızım, Allah korusun, benim kızım COVID olsa 12 yaşında hastaneye yatması gerekecek. Ben yanında onu refakatçi olabilecek miyim? Ya da devlet bir refakatçi atıyor mu? Bununla ilgili herhangi bir şey var mı? Bununla ilgili bizim genel müdürlük olarak çalışmalarımız var ama somut olarak şu diyemem şu anda, erken. Bir de Sağlık Bakanlığı'nın ailelerin yanına destek olarak alınmaması kararı, onun vermesi daha uygun gibi sanki. Hani Sağlık Bakanlığı'nda verilen hizmetler nihayetinde sahibi, işin sahibi, hizmetin sahibi olan kurum tarafından alınması gereken bir karar olduğu için ama sizden gelen talepleri Sağlık Bakanlığı'na iletiriz odak kurum olarak. Engelli haklarını her alanda savunan, her alanda destekçisi olan odak kurumu olarak talebinizi Sağlık Bakanlığımıza paylaşırız. Çok teşekkürler. Peki o zaman sizden bu gücü de alarak şeyi de sormak istiyorum. Sağlık Kurulu raporu, Çözger. Çözger, COVID öncesinde de sıkıntılarımız vardı. Bildiğim kadarıyla bununla ilgili düzenlemeler de, çalışmalar da yapılıyor. Bu COVID Evet. sürecinde... COVID sürecinde bu Sağlık Kurulu engelli raporu çıkartmayla ilgili çalışmalar hakkında sizin bakanlığınızla Sağlık Bakanlığı arasında bir çalışma var mı devam eden? Bu konuda bir bilginiz var mı acaba? Şimdi geçenlerde yaptığımız Zoom üzerinden biliyorsunuz bu süreçte bol bol toplantılar yaptık. Sivil toplum kuruluşlarıyla yaptık. Siz de vardınız bir tanesinde. Biz neredeyse haftada 2-3 farklı sivil toplum kuruluşlarıyla Zoom'dan, Zoom öncesinde de, COVID öncesinde de zaten bakanlık, genel müdürlük olarak fiziken yüz yüze gelerek toplantılar yapmaktaydık. Bunu şikayetler ve talepler o zaman da dile getirildiği için Sağlık Bakanlığı'ndan arkadaşlarla iletişime geçtim. Buradaki durum nedir? Sizin sorunuzdan sonra, özellikle gruba da yazdıktan sonra nedir, ne aşamadadır diye. Şu bilgiyi verdiler. COVID sürecinin başlangıcında iki tane yazı yazmıştık biz tüm hastanelere. 31 Ağustos'a kadar raporların verilmemesi ve mevcut raporların 31 Ağustos'a kadar geçerli kabul edilmesine ilişkin dedi. Fakat şu anda normalleşme süreci daha dün açıklandı biliyorsunuz. Poliklinik muayeneleri başlıyor bu normalleşmeyle birlikte. Poliklinik muayenelerin başlaması COVID için
ayrılmış hastaneler dışında diğer hastanelerimizde raporun da zorunlu hallerde verilmeye başlanacağını sinyallerini veriyor. Fakat açıklanan yazıdaki tarih 31 Ağustos idi. Sağlık Bakanlığı'nın yeni bir yazıyla bunu değiştirdiğine dair illere bir duyuru yapması gerekiyor. Burada sizin talepleriniz olursa hem bize hem onlara bunu daha öne çekme, raporların yenilenmesi ve yeni alanların daha hızlı yol açması, yol alabilmesi için başvuru talebimizi iletiriz. Hem siz sivil toplum kuruluşları olarak sizler, sizlerden bize gelirse biz de bunları ilgi tutarak onlara iletiriz. Aslında desteğiniz için teşekkür ederim. Çok iyi olur. Özellikle Çözger'le ilgili dediğim gibi COVID öncesinde de bir takım sıkıntılar vardı. Ben de mesela kızımın raporunu yeniletmek için İstanbul'da hiçbir hastaneden randevu alamamıştım. Randevular çok zor oluyor. Hep dolu oluyor. Ben burada size de ileteyim bu isteğimizi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'yla da belki böyle bir yayın yaparız. Doğrudan onlara da iletiriz. Ama bu isteğin farklı yerlerden gelmesi süreci de daha kuvvetlendirir. O yüzden çok teşekkürler bu desteğiniz için. Burada yine parantez içinde bir şey ifade etmek istiyorum. Engellinin ve yaşlının güvenliği sebebiyle böyle bir karar aldılar ve doğru bir karardı da. Konuştuğum doktor, hekim arkadaşlar dediler ki zorunlu hallerde ultrason, MR ya da herhangi bir cihaza bir kişiyi alıyorsak bu işlem ne kadar sürerse sürsün, dakika ya da saat, arkasından en az bir saat sterilize etmek için zaman ayırmamız gerekiyor. Yani düşünün, acil durumlar var, ameliyatlık durumlar var. Evet. Her ihtimale binaen onların da bunu kullanması gerekiyor. Ve sterilize etmeden ikinci bir vakayı alamıyoruz. Kimsenin hayatını riske etmek istemediğimiz için bu kararı aldık dediler. O açıdan bakınca da hak veriyoruz. Yani bir iki ay ötelense de rapor almamız, gecikmelerimiz, en azından hayati tehlike varsa ve bu hayati tehlikeden korumak için alınan kararlar olmuşsa buna da saygı duyuyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Peki bu COVID-19 sürecinde şimdi bir normalleşme sürecine de girdik ama bu da bir zaman alacaktır. Sanırım mesela bu E-Devlet üzerinden sosyal yardıma, evde bakıma başvurma hala devam edecek değil mi? Şu aşamada ediyor. Sosyal incelemeler hemen başlıyor. Şu anda devam, hala devam. Zaten illere yeni yazılar gittikçe biz bunu yayınlarız. Haber olarak kendi sayfamızda, Engelli Yaşlı Genel Müdürlüğü'nün Twitter, web sayfası, Facebook sayfasında güncel gelişmelerimiz, hatta STK'larla olan yapılan görüşmelerimiz, oradan da kararlar dahi haber olmakta. Ara sıra sosyal medya hesaplarımızı ya da resmi web sayfamızı ziyaret ederseniz güncel gelişmelerin hemen hemen hepsi haber olarak yer almakta. Çok teşekkürler. Ben bu gelen soruları da size iletmeye devam etmek istiyorum. Yani bizim için de dediğiniz gibi bizim sözcüğümüz de oluyorsunuz. Çok teşekkürler. Aile temelli ulusal erken müdahale programı çalıştayı vardı. Onun sonuç raporunu ne zaman alabiliriz diye sormuşlar. Bu da bizler için çok kıymetli bir müdahale programı. Bununla ilgili bir zamanlama var mı yoksa hala çalışılıyor mu üzerinde? Son aşamalarına gelindi gibi hani yayınlamak için yine ortak bir çalışma olduğu için UNICEF ile genel müdürlüğümüzün ortak karar alınması gerekiyor. Ama son aşamalarındayız. Kısa zaman sonra inşallah yayınlayacağız. Peki bir de COVID sürecinde bunu aslında sizinle biz birebir de çok konuştuk. Engelli ve engelli yakını olan çalışanlar, hatta bugün de gündeme geldi. Kronik hastalığı ya da nadir hastalığı olan çocuğu olan ebeveynler, kendisi engelli olmasa dahi çalışmaya çalışacak, idari izinli değil. Bununla ilgili bir düzenleme isteği çok yoğun bir şekilde var. Ailelerin çok endişesi var. Ben bunu iletmek istiyorum.
Artı hani kamuda çalışanları bir şekilde çalışmaları düzenleyebiliyoruz ama özel sektörde, sağlık sektöründe özellikle çalışan ve yine engelli çocuğu ya da kronik hastalığı ya da nadir hastalığı olan çocuğu olan aileler var. Onlar da bu konuda nasıl düzenlemeler yapılır, bizi nasıl koruma altına alırsınız diye soruyorlar, isteklerini, taleplerini iletiyorlar. Ben bu vesileyle onları da iletmek istiyorum size. Şimdi bu konu daha çok yeni, biliyorsunuz dün akşam açıklandı. Dün akşam açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımız açıklarken kamu kurumlarının kendisine, idareye bıraktı engelli ve kronik hastalarla ilgili olan kısmı. Burada her kurumun kendi birincil yetkilisinin karar vermesi gerekecek. Fakat sizden gelen talepleri de aldık. Daha önce de söylemiştiniz. Biraz daha bağlayıcı olsa, birim amirlerinin yetkisinden ziyade daha böyle bizim elimizi güçlendirici bir şeyler olsa diye sizden talepler gelmişti. Bu sebeple genel müdürlük olarak da bugün bir metin çalışması yapıyoruz. Yani bu metni daha yukarı makamlara ileteceğiz. Nasıl değerlendirirler? Sizin istekleriniz doğrultusunda hazırlamaya çalışıyoruz. Sizden gelen talepler doğrultusunda. Gelişmeleri zaman içinde göreceğiz. Daha çok yeni. Akşam açıklandı ve bugün evet, daha birinci gün. Pazartesi başlayacak zaten. Ama biz çalışıyoruz ve takipteyiz. Çok teşekkürler. Ben burada sizinle ayrıca konuştuğumuz bazı konuları tekrar dile getiriyorum. Çünkü ailelerimiz de en azından bunların dile getirildiğini, hangi soruların, hangi sorunların konuşulduğunu bilsinler istiyorum. O yüzden yani ikinci defa oluyor, kusura bakmayın. Bir de anaokulu, kreşlerle ilgili, engelli çocukların kreşleri alınmasıyla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Yani COVID'den bağımsız tabii şu aşamada her şey kapalı, her yer kapalı. Ama bu süreçte bitecek ve biz aynı sorunlarla yine yüz yüze kalacağız. Kreşler, sizin bakanlığınıza bağlı kreşlerde ne gibi çalışmalar yapılabilir? Biz nasıl destek olabiliriz? Yani karşılıklı nasıl işbirliği yaparız bu sorunların üstesinden gelmek için? Şimdi eğer hatırlarsanız daha önce otizmli bir çocuğun MEB'de okula kaydının yapılmamasıyla ilgili bir haber olmuştu ve bu ciddi bir tepki almıştı kamuoyunda. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçmişti. Bu olaydan daha önce de birkaç münferit olay yaşanmıştı. Okullara ve kreşlere, özellikle anaokullarına alınmak istemediğine dair şikayetler gelmişti. İletişime geçildiğinde de okul idareleri gerekçe olarak şunu söylemiştiler: erişilebilirlik yönünde sıkıntılarımız var, o yüzden alamadık gibi. Veya personel sıkıntımız var, özel gereksinimli, tek öğretmenle bu ihtiyacı karşılayamayız gibi cevaplar verilmişti. Bunun üzerine biliyorsunuz bu senede erişilebilirlik yılı ilan edildi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Her kuruma bu konuda verilen hizmet, verilen her yerin, hizmet verilen her kurum ve kuruluşun erişilebilir olmasına dair yine biz uyarılarımızı, yazılarımızı yazdık. Geçtiğimiz yıl, 2 yıl önce Maliye Bakanlığı güzel bir karar aldı, bir bütçe kodu açtı. Tüm kurumların erişilebilirlik ihtiyaçlarını karşılamaları için özel bir kalem tahsis etti. Hani param yok ya da bütçem yok engelini de aşmış oldu tüm kurumlar. Artık mazeret kalmadı. Hani bu da bizim yazışmalarımız, uyarılarımız, programlarımız, karşılıklı iletişime geçmemiz, kurum ve kuruluşlarla sık sık toplantılar yapmaktayız, programlar yapmaktayız, ihtiyaçları, sizden gelen talepleri yansıtmaktayız. Bu bütçe kodunun açılması çok güzel bir gelişme oldu. Hatta buna ilk başlayan vergi daireleri oldu. Vergi dairelerinden gelen şikayet olmuştu. Bunun üzerine bütçe kodunu kullanarak ilk tüm şubelerini erişilebilir yapan da vergi daireleri oldu. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın hastaneleri, milli eğitime bağlı okullar, bunlar olmazsa olmazlarımızdı. Yine açık alanlardan kaldırımlar, parklar, bahçeler olmazsa olmazlarımızdı. Bu bütçe kodu işimizi çok rahatlattı, çok kolaylaştırdı. Ve bize gelen şikayetlerde biz artık diyoruz ki
erişilebilirlik için bütçe kaleminiz var. Artık erişilebilir değiliz diye kimseyi geri çeviremezsiniz. Bu ayrımcılıktır. Bu engelli hakları sözleşmesine aykırı bir durumdur. Yani suç işlemiş sayılırsınız, suç işlemişsiniz. Yaptırımları var. Komisyonlar gelirse size maddi yaptırımlar uygulayabilir. İldeki komisyonumuz gelirse. Bu çok ciddi bir yol almamıza sebep oldu. Bu bütçe kodu kurumların, birçok kuruluşun erişilebilir olması noktasında çok elimizi kolaylaştırdı. Buradan ben ailelerimize bir açıklama yapmak istiyorum. Erişilebilirlik dediğimizde hepimizin aklına ilk başta fiziksel erişilebilirlik geliyor olabilir. Yani bir binaya girme, çıkma, merdiven yerine asansör gibi. Ama erişilebilirlik çok daha geniş kapsamda ve erişilebilirlik yılı dediğimizde sadece fiziksel erişilebilirlikten öte işte okula alınmama, bu da bir erişilebilirlik problemidir. Kayıtın kabul edilmemesi ya da diğer şeyler. Aslında burada Sebe Hanım'ın bahsettiği erişilebilirlik bu kapsamda bir erişilebilirlik ve hani bu bütçede de işte öğretmenimiz yok ya da yeterli elemanımız yok diye bir mazeretleri kalmamış oluyor. Peki yine de kreşlere alınmama durumunda ailelerimiz şikayetini nereye bildirecekler? Hangi birim ilgilenecek? İl müdürlüğümüzde komisyonlarımız var bizim. Denetleme komisyonlarımız var. Burada 5 farklı kurumun ve engelli derneklerinin, konfederasyonlarının temsilcilerinden yer alan birimler, onların inceleme, yerinde gözlemleme ve gerek görürlerse de cezai müeyyide uygulama yetkileri var. Yani il müdürlüklerindeki kurullara başvurabilirler aileler. Bizim çocuğumuzu bu kreşe almıyorlar evet, diye. Evet, başvurabilirler. Peki bu arada EKPSS ile ilgili de birkaç soru geldi. Bu ek başvurusuna yönelik çalışmalar ne aşamada diye soruyor bir katılımcımız. Yine bir de EKPSS sınavındaki sorularla ilgili bir istek var. Şimdi engel grupları yani zihinsel özel gereksinim dediğimiz noktada farklı bir noktaya gidiyor. Diğer engel gruplarının cevapladığı soruları cevaplama ya da aynı sınava girme ya da aynı koşullarda sınava girme gibi bir şeyimiz söz konusu olmuyor. Bizim açıkçası sizin alanınız değil ama üniversitede de aynı sıkıntımız var. Üniversite sınavında da aynı sıkıntımız var. Dolayısıyla burada bir pozitif ayrımcılık ya da bir düzenleme yapılabilir mi? Çünkü aynı soruları cevaplayınca diğer gruplar elbette daha yüksek puan alacak. Zihinsel özel gereksinimler burada şeyde kalıyor, açıkta kalıyorlar. Bununla ilgili bir çalışma yapılabilir mi? Şimdi önce EKPSS ile ilgili bilgi verecek olursak, EKPSS'de aynı soruları cevaplamıyorlar. Önce bunu düzelteyim. Engel gruplarına göre farklı kategorilerde kendisi beyan etmişse eğer engel grubunun, ona göre hazırlanmış soruları cevaplıyor. Birincisi. İkincisi, görme engelliler istedikleri zaman yardımcı personel desteği alabiliyorlar. Bu işitme engelliler için de var bildiğim kadarıyla. Bunun dışında ihtisaslaşmış bazı farklılar, süre uzatımı gibi talepler geldi bize daha önce, geçtiğimiz yıllarda. Mesela işitme engellilerin daha geç anladığı, o yüzden işitme engellilerin biraz daha zamana ihtiyaç duyduğuna dair talepler geldi. Biz bu konularda görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Hani belli bir yol aldık ama şu anda şu oldu diyemem. Fakat başvurular için tekrar açılacağını söylediler, görüştüğümüz yetkililer. Tarihi COVID'e göre biz belirleyip bildireceğiz demiştiler. Artık bu normalleşme sürecinde bekliyoruz. Peki biz de bu sınav yöntemiyle ilgili önerilerimizi size iletebiliriz değil mi? Ailelerden, EKPSS'den. Bizim aylık toplantılara katılıyoruz. Genel müdürlüğümüz, engelli komisyonlarının olduğu YÖK'te birim var. Kendi genel müdürlüğümüzde daire başkanımız ve uzman arkadaşlar aylık o komisyonun toplantılarına katılırlar. Sadece yazışmalar değil, yüz yüze sizden gelen talepleri, istekleri, hani şunlar bize geldi, bunların ne kadarını revize edip mevzuatta değişiklik yapılabilir diye her ay değerlendirme toplantıları olmakta.
Siz yine yazılı olarak bize de onlara da iletin. Biz aylık toplantılarımızda gündeme getirelim. Tamam, çok teşekkür ederim. O zaman biz de bu soruları ailelere sorup bunlarla ilgili taleplerini ve çözüm önerilerini onlardan isteyerek sadece size sorularla da değil çözüm önerileriyle de gelmiş oluruz. Güzel bir işbirliği yaparız hep beraber. Bir de dün de konuşmuştuk aramızda bu ebeveynler, çalışan ebeveynler, özellikle tekse, ya anne ya baba, eş yoksa, engelli de çocuğu varsa çalışamıyorlar. Aslında böyle bir talebimiz de var. Yani belki bununla ilgili bir çalışma yapılmıyor olabilir şu anda, bilemiyorum. Ama ebeveynler çalışmak istiyor ama anne tek başına ya da baba tek başına ve engelli bir çocuğu varsa çalışamıyor. Bunları yeni çalışma imkanları yaratma konusunda bakanlık bir çalışma yapar mı ya da yapıyor mu? Bununla ilgili bir projeye ihtiyaç var aslında. Çünkü her engel grubu kendi şahsına münhasır biliyorsunuz ve her ebeveyn de kendi şahsına münhasır. Solunum cihazına bağlı olan engellisinin yanından hiç ayrılamayan anne babalar biliyoruz. Tek bir odada hayatını geçiren ebeveynler olduğunu gördük. Bunun yanında biraz daha bağımsız beceriye sahip engellilerimizin olduğunu biliyoruz. İhtiyaçlar farklı olmakla birlikte bireysel belki de farklılaştırılmış projelere ihtiyaç var. Birisi için yapılan diğerler için çok da uygun olmayabiliyor. Toptancı mantığı, hani eğitimde de bireyselleştirilmiş plan vardır değil mi? BEP planı vardır. Onun gibi düşünün. Bizim de engelli ailelerine ya da engellilere yönelik her türlü çalışmada hem STK olarak, sivil toplum kuruluşu olarak sizlerin hem burada işletmelerin sosyal sorumluluk bağlamında bizim kendi çalışmalarımızda da yavaş yavaş artık daha bireyselleştirilmiş, daha kategorileştirilmiş, farklı grupları içine alabilecek. Yani toptancı olunca birçok kısım dışarıda da kalabiliyor çünkü. O zaman yararlanıcı sayısı daha az olabiliyor çünkü. Ya da yerine gitmeyebiliyor, tam yerini bulmayabiliyor verilen bir hizmet bazen. Ama çalışmalarımız var. Bu konuda talepler geldiği için kuruluşlarımızdan başladık şu anda. Engelli bakım kuruluşlarımızda biliyorsunuz kurslar açılır. Az önce size sosyalleşmeyi bahsettim ya, sosyokültürel etkinliklerinden bir bölüm de hem huzur evlerimizde hem engelli bakım merkezlerimizde eğitim öğretim sürecinde halk eğitimden gelen usta öğreticiler çocuklarımıza, engellilerimize ve yaşlılarımıza el becerileri kazandırırlar. Burada boyama var, keçe çalışmaları var, sabun yapımı var, galoş yapımı var, marangozluk işleri var, birçok boncuk işleri var, takı tasarım var, bazı yine tasarıma ilişkin farklı örnek çalışmaları var. Bunları yapıyorlardı, ara ara sergi açıp sergide de satıyorlardı. Ya da genelde hediye vermek için kullanıyorlardı, çok da motive etmiyordu. Biz dedik ki bunlar eğer satılırsa daha motive edici olur. Hem engelli için hem yaşlı için emeği boşa gitmemiş gibi olur. Kendi isteklerini karşılar. Belki daha fazla ihtiyaç duydu. Belki biraz, bir tık daha lüks bir isteği vardır. Bunu karşılayabilir. EPTT ile bir anlaşma yaptık. Protokol yaptık biz genel müdürlük olarak. Kuruluşlarımızda üretilen ürünleri EPTT AVM'de satışa çıkarıldı. Girerseniz eğer EPTT AVM'den göreceksiniz. Burada işte yaptıkları tablolar, sabunlar, o keçe işleri, çanta gibi tasarım gerektiren işler satışta. Bu bizim için bir deneme. Burada ne kadar yol alabilirsek, burada onların ne kadar ürettiğini ve tüketici tarafından ne kadar talep gördüğünü görürsek, belki evde bakım alanlara, belki ondan sonra evde bakım almayan diğer engellilere doğru bir kategorileşmiş olarak artan etkisi yapabiliriz. Ama şu anda önce bunu bir gözlemlememiz gerekiyor. Biliyorsunuz her projede önce bir mikro ölçekte başlanması gerekiyor. Bunun bir etki analizinin çıkarılması gerekiyor. Etki analizinden sonra fayda maliyet analizine ihtiyacımız var. Tabii ki engellimiz mutlu olsun ama nihayetinde kapitalizmin de kendi dinamikleri de var. Evet. Değil mi? Tabii. Burada bir kar olması gerekiyor, bir kazanç olması gerekiyor. Şu ana kadar kötü değil. Saray Bakım Rehabilitasyon Merkezimizin güzel çalışmaları var. Eğer siteye girerseniz en çok onu göreceksiniz.
Sahil Bakım Rehabilitasyon Merkezi bu konuda gayet iddialı bir kuruluşumuz. Zaten uluslararası misafirlerimiz dahi bize övgüler yağdırırlar. Saray Bakım Rehabilitasyonu'ndaki o kampüsün yapısı, bahçesi, yönetimi, engellilerimizin yaptığı başarılı çalışmalar, beceri gerektiren işler. Mehter takımı var misal Saray Bakım Rehabilitasyonu ve biz nasıl desem böyle büyük organizasyonlarımızda onları çağırıyoruz. Bakanların olduğu programlara dahi gelirler 3 Aralık'ta. Saray Bakım Rehabilitasyonu Mehter Takımı sunum yapar ve herkesten övgü alır. Dan Kafe'de çalışan engellilerimiz var Saray Bakım Rehabilitasyonu'nda. EKPSS ile memur olmuş engellilerimiz var yine Saray Bakım Rehabilitasyon kuruluşumuzda. Bizim medar iftiharımız ama onun gibi birçok kuruluşumuz var. Ankara'da olduğu için özellikle bunu söylüyorum. Hani sizler de ziyaret yapmak istiyoruz derseniz eğer STK olarak randevu alın bizden. Bir gün ayarlarız, beraber bir yerinde görürsünüz. Özellikle kurslar başlasın, inşallah şu normalleşmeden sonra neleri nasıl ürettiğini yerinde görün. Hani o kaygılarınız, özellikle ebeveyn olarak her programda bu kaygıyı hissediyorum. Allah korusun ama bizden sonra ne olacak? Allah uzun ömür versin hepinize, sağlık sıhhat versin. Ama gördüğünüz zaman bu kaygılarınızın, evhamlarınızın yersiz olduğunu yerinde göreceksiniz. Onun için bu açıklamayı da yaptım. Çok hani bunun gibi projeler sizlerden de gelebilir. Şimdi EPDT ile ilgili olan projeyi ben size kısaca özetledim. Daha ayrıntılarını darabilirim. Hatta bununla ilgili şimdi Türk Hava Yolları'nın, İstanbul Türk Hava Yolları'nın yeni havaalanının bizimle bir proje çalışması var. Diyorlar ki engellilerinizin ürünlerini bir satmayı deneyelim. Hani stand açalım. Yine biz Saray Bakım Rehabilitasyonu ve diğer illerimizdeki engelli bakım merkezleri ve huzurevlerimizden toplayacağız. Bir bakacağız standart ne üretebilirler. Çünkü biliyorsunuz bir şeyi satabilmek için standart üretim yapmanız gerekiyor. Hani keyfe keder bugün bir şey yaptım, yarın başka bir şey yaptım satılmıyor. Öyle olmuyor talep olduğu zaman. Bu da güzel bir proje çalışması. Evet. Belki... Bunun gibi STK olarak sizlerden de projeler bekliyoruz biz. Sizler de düşünebilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Kapılarımız açık. Her zaman projeler için iletişimi her zaman açığız biliyorsunuz. Engelli Yaşlı Genel Müdürlüğü'nün kapısı, sivil toplum kuruluşlarına her zaman açık. Teşekkürler. Evet, samimiyetiniz için teşekkür ederim. Bu bahsettiğiniz projeyi belki hani engelliler üzerinden yapıyorsunuz. Sonuçlarına göre belki engelli ailelerini de projeye dahil ederek belki evet. Engelli ailelerinin yaptığı ürünlerin satılması konusunda bir destek olabilir. Bir de şimdi aklıma gelen bir şey, bilmiyorum hala var mı? Çok eskiden, hani ben çocukken hatırlıyorum, iş yerlerinde hala vardı belki kreşler oluyordu. Yani çocuğu olan anneler iş yerinin kreşine çocuğunu bırakabiliyordu ve işe gidiyordu vesaire. Bu sistem hala var mı bilmiyorum ama bu hani engelli çocuğunu bırakamayan aileler için iş yerlerinde böyle bir sistem getirilebilir mi? Böylece çalışamayan ve tek başına olan aileler kendi iş yerinde çocuğunu kreşe bırakırken orada da iyi bakıldığını da bilecek, işe de gidebilecek. Böyle bir şey belki bir proje yapılabilir mi eğer yoksa? Şimdi bu konuda şöyle bir çalışmamız olmuştu bizim. Ondan da önce bilgi vereyim size. 123 tane gündüz hizmet birimi oluşturmuştuk biz. Bu COVID süreci öncesinde 123 gündüz hizmet birimimiz engelli ve yaşlı alanında hani gündüz evde yalnız kalan yaşlısını ya da yalnız kalan engellisini hani çok %90 üzeri ağır bağımlı olmamak kaydıyla buraya bırakıp kendi işine gidebileceği, hastane, doktor işlerini halledebileceği, alışverişini yapabileceği bu kurguyla harekete geçtik. Bu sene açmaya başladık ve sayısı da 123'e ulaşmış idi. Ama COVID sürecinde hani bulaş riskine binaen şu anda ara verdik. Normalleşmeyle birlikte sayısı artarak devam ettirmek istiyoruz. Bu dediğiniz mantıkta aslında bunu daha yaygınlaştırabilirsek, siz sadece çocuk özelinde bakıyorsunuz ama hani engellimiz büyüse de zaten bakıma bir yerde ilgiye
bir yerde vesayete ihtiyaç duyduğum için hani kreş tanımı tam doğru mu? Yok. Tartışılabilir. Gündüz hizmeti tanımı sanki daha doğru olur diye düşünüyorum ben burada. Ama gündüz hizmetini yaygınlaştırmak birincil hedeflerimiz içerisinde genel müdürlük olarak. Burada kategorileştirilmiş olarak farklı hizmetleri, farklı sosyalleşmeleri, farklı etkinlikleri yapmak ve yaptırabilmek. Onlar için hizmet eğitim içeriği çalışıyor şu anda. Başka bir dairemiz yine genel müdürlükte. Sosyal ekonomik hayata katılım dairemiz bu konuda içerik hazırlamakta, eğitim içerikleri. Bu da güzel bir gelişme. Yine bunu da sizinle paylaşabilirim. Başka bir çalışmamız, talep edildiği takdirde evde bakım desteği il müdürlüklerimize başvurulduğu zaman bazı illerimiz vermekte bunu. Diyelim ki sizin birkaç günlük işiniz var ya da birkaç saatlik işiniz var. Ben sosyal hizmet uzmanı ya da bir bakım personeline ihtiyacım var. Şu şu tarihlerde, şu şu saatlerde yardımcı olabilir misiniz dendiğinde önceden randevu almak kaydıyla hizmet veren, evde bakıma destek hizmeti veren il müdürlüğünde birimlerimiz var. Yine başka bir uygulama bizde misafir uygulaması. Misafir uygulamasında bakım veren kuruluşlarımız, engelli ve yaşlı bakım veren kuruluşlarımız şey yapmaktalar. 30 güne kadar önceden randevu almak kaydıyla diyelim ki yurt dışı bir yere gideceksiniz, bir ameliyat olmanız gerekecek. Ben engellimi şu şu tarihler arasında bırakacağım, bırakmam gerekiyor ve ihtiyacım var diye önceden randevu almak kaydıyla mesela Ankara'da Saraybakan Rehabilitasyon bu hizmeti vermekte. Randevu alıyorsunuz ve sene içerisinde, bir yıl içerisinde 30 güne kadar bu haktan yararlanabilirsiniz. Ama dileğimiz gündüz hizmetlerinin yaygınlaştırılması. Bu gündüz hizmetleri yaygınlaştırıldığı zaman aslında buralardan 18 yaş üstü olup ya da 23 yaş üstü olup eğitim sisteminin artık dışında olan engelli kişiler de faydalanabilecek ve bir eğitim programı da oluşturuyoruz diyorsunuz. O zaman orada da bir şekilde eğitim almaya devam edebilecekler anladığım kadarıyla. Evet. Buralara başvurmak isteyen ailelerimiz yine il müdürlüklerine mi gidecek peki? Gündüz hizmeti almak için gündüz hizmeti veren kuruluşa başvurmaları gerekmekte. Mesela Saray Engelsiz Bakım Rehabilitasyon Merkezi veriyorsa bunu oraya başvurmaları gerekiyor. Sayfamızda bu liste var, kuruluş listeleri. Oradan ya da il müdürlüklerimizle bağlantı kurarak gündüz hizmeti veren şubelerden yararlanmak istiyorum diye talebinizi iletebilirsiniz. Ama şu anda COVID sürecinde tekliğe uğramış durumda. Normalleşmeden sonra gündüz hizmetimiz devam edecek. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben şeyi tekrar size not etmek istiyorum. Ailelerden EKPSS ile ilgili şey geldi. Sorularda bizim çocuklarımıza farklı soru uygulanmıyor dedi. Belki onu not alıp iletebilirseniz toplantınızda iyi olur. Orada da sorularda farklılaştırma talepleri geldi. Bunun dışında bu pandemi sürecinde biliyorsunuz 65 yaş üstü sokağa çıkamıyor. Hala da normalleşme de çıkamayacak ama orada da 65 yaş üstü olup çocuğu engelli olan aileler var. Onlar da şimdi çocuğunu da dışarı çıkaramıyor ama engelli çocuklar dışarı çıkabiliyor biliyorsunuz ama anne baba 65 yaş üstü olduğu için orada bir şey var, karmaşa var. Bununla ilgili nereden izin alabilirler aileler? Covid sürecinde buna benzer sorular geldiğinde il kurullarına başvuruda bulunuldu. İl kurulları oluşturulmuş, bu COVID sürecinde oluşturulmuş il kurulları uygun gördüğü taleplere onay verdi. Hani bize de gelen talepler vardı. Onların %90'ının onay aldığını gördük. O zaman bu durumda olan ailelerin il kurullarına başvurması gerekiyor. Evet. Çok affedersiniz. Bu il kurulları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri İl Valisi'nin başkanlığında oluşmakta, İl Sağlık Müdürü içinde yer almakta. Başında sayın valiler var her ilde. Kurulun başında sayın valilerimiz var.
Kurula nasıl ulaşacağız? Biz şeyden mi, yine e-devlet üzerinden mi sistem olarak, yoksa başvuruyu giderek mi yapıyoruz? Onunla ilgili bir... COVID sürecinde başvurular e-devlet üzerinden alındı ama şu normalleşme sürecinde bunu bakmamız gerekecek. Hani dün olduğu için şu an, bugün için bilemiyorum. Uygulama değişecek mi, nasıl olacak onu göreceğiz. Büyük ihtimal pazartesi günü birçok karar açıklayacak kurumlar. Yeni uygulamaları, COVID sürecinin normalleşmesine ilişkin yeni kararlarını ben pazartesi günü açıklayacaklarını bekliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Benim aslında bize gelen sorular, bakıyorum şu an sorular da tamamlandı. Ama bir dernekten bir arkadaşımın, başka bir dernekten, İzEV'den bir arkadaşımın sorusu vardı. Onu da iletmek istiyorum. Bir özel gereksinimli bireylere yönelik bir afet yardım projesi üzerinde çalışıyorlarmış. Sizlerle işbirliği yapabilmek için projeyi nereye göndermemiz gerekiyor? Hangi birim projelerle ilgileniyor diye sormuşlar. Engelli yaşlı ve afet mi? Konu orada engelli yaşlı ve afet hizmetleri mi? Anlamadım tam. Özel gereksinimli bireylere yönelik afet yardım projesi. Engeller, İzEV zihinsel engellilerle çalışıyor. Dolayısıyla onlara yönelik bir afet yardım projesi kapsamında çalışıyorlar. Bakanlıkla nasıl, bakanlığa da projemizi sunmak istiyoruz derler. Hangi birime yollamamızı? Burada adres biz ya da Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü olabilir. Bize göndersinler. Eğer Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren hususa biz ilgi tutarak onlara iletiriz. Tamam, o zaman sizin genel müdürlüğünüze bunu gönderebilirler. Gönderebilirler. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Son bir şey daha sorsam. Bu PTT, neydi? EPTT AVM. Aileler dedi ki biz hemen bir şeyler alıp destek olalım. Buradan yazıyorlar. Oradaki nasıl alacağız diye de sorarlar. O EPTT AVM'ye girdiğimizde engelli kişilerin ürünleri ayrı bir yerde yer alıyor mu? Engelsiz ürünler diye bir başlık gördüm. Başlık açtıkları zaman görecekler. Ayrı bir başlık olarak yer almakta. Online diğer satışlar gibi oradaki satışta kargo ile ellerine teslim, ödemeyi tüm online satışlar gibi, alışverişler gibi yapılmakta. Tabii ki güzel olur. Projelerin artmasından yanayız. O zaman biz de bunları baz alarak yeni projelerle sizin kapınızı çalacağız. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu kadar vakit ayırdınız. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba son olarak? Teşekkür ediyorum. Ben de karşılıklı görüştük. COVID süreci inşallah biter. Bu süreç devam ederse yine Zoom'dan, etmezse her zaman kapılarımız açık. Sivil toplum kuruluşlarıyla, toplantılarımızla, görüşmelerimizle, yazıyla, arayarak, mesajlarınızla taleplerinizi bize iletebilirsiniz. Maille. Biz odak kurumuz, sizler için varız. Elimizden gelen desteği her zaman vereceğiz. İyi günler diliyorum herkese. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben de iyi günler diliyorum. Size kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek üzere.